Ekibinin sunduğu yazı işleri devam ediyor. Evet değerli izleyiciler, yazı işleri devam ediyor. Gazeteci, dış politika analisti, özellikle Amerika'yı çok yakından izleyen gazeteci Kubilay Çelik'le birlikteyiz. İşte ilk bölüm biraz Amerika Başkan ve işte onun ırkçı söylemlerini konuştuk. Medyayla ilişkilerini konuştuk. Bu arada bir heykelden söz ettin de generalliğinin heykeli. Hani ırkçı diye. Bir okurumuz der ki, izleyicimiz pardon. Der ki yani generalliği ırkçı diye konmamıştır. O Güney Ordularının başkomutanıdır. Yani acaba bir hata mı var gibi. Şöyle izah edeyim. Generalliğinin en büyük özelliği o dönemde çok yoğun olan ve Abraham Lincoln tarafından kaldırılan köleliğin kalkmasını istemeyen bir generale başka nasıl bir sıfat takılır onu bilemiyorum. Bir. İkincisi, madem ırkçı değilse ırkçılar niye ortaya çıkıp hayır bu heykel yıkılmasın diye sokaklara dökülüp bu olayları başlattı. Bunun cevabına bakarsa yani sözün özü genelliği köleliğin, siyahi köleliğin özgürlük verilmemesini savunan bir adamdı. Yani tabii sonuçta tabii Amerikan İç Savaşı'nın gerçeklerine bakarsak Güney Orduları Komutanı olması zaten hani bir yerde o işte demokrasiye ve özgürlüklere geçişle buna direnen Güneyli komutan zenginler. Komutan olmazsa olmaz. Hitler'e de bakarsanız Hitler'e ne diyeceğiz? Ya o da bir dünyaya damgasını vurmuş bir insan. Yani köleliğin kaldırılmasını istemiyorsa bunun adına ne denir? Söyleseydi keşke onu kullansaydık. Şimdi tabii Amerika'da başkan çok tartışılıyor. Bir ilk bölümde tabii belki Amerikan politikası gereği ya da işte Amerika'nın itibarı gereği yani azledilmiş bir başkan olmasın gibi. Fakat tam hakim olamadığım bir konu ama hani oradan gelen bazı yorumlar Trump'ın sanki 4 yılı zor bitireceği ya da hatta bitiremeyeceği yolunda. Yani Trump her an gidebilir yorumları yapılıyor. Çünkü Türkiye'den bakınca pek aklımızın almadığı bazı soruşturmalar falan var. Yani şimdi Türkiye'de tabii şimdi demokrasi ve hukuk tamamen kenara konup da her şey bir kişiye bırakılınca bize çok normal gelen bazı konular var. İşte mesela Amerika'da başkana soru sorabiliyorlar adamlar mesela. Başkanı suçlayabiliyor. Yargıçlar ona karşı çıkabiliyorlar. Şimdi bu bizim tabii aklımızın almadığı bir şey. Yani Türkiye'de oturanlar genelde bu nasıl demokrasi diyor. Ya adam iktidar kardeşim ezer geçer. Bir tanesi yazmış bugün iktidarsın ez geç diyor. Yani ezer geçer mantığı Türkiye'de hakim. Madem halk sana destek verdi. Sen istediğini ezersin böcek gibi mantığı hakim. Tabii Amerika'da yaşananlara Türkiye'de pek çok kişi akıl erdiremiyor. Yani nasıl oluyor da başkana bir gazeteci mesela soru soruyor ve sıkıştırıyor. Yani olur mu böyle şey kardeşim diyor. Yani bu adam milli değil, devletinden yana değil, hain, alçak, namussuz niye demiyorlar diyor mesela. Hakikaten Amerika'da Trump'a soru soran hatta onu suçlayarak soru soran bir gazeteciye niye hain denmiyor? Yani niye onlar günlük hayatlarına nasıl devam edebiliyorlar? Tabii bir soru diye 10 soruyu iç içe sordun. İşte, ben de başlayayım anlatmaya. Şimdi demin dedik ya 3Y. Hani bizim Türk basınında da sıkça checks and balance dedikleri, gaz fren dedikleri bir olay vardır ya. Şimdi burada kuvvetler ayrılığı çok kesin çizgilerle ayrıldığı için kimse kimsenin işine karışmaz. Karışamaz böyle bir şey zaten aklından bile geçiremez. Kaldı ki özellikle yüksek mahkemenin 9 yargıcının boşalan, ölen, istifa eden, emekli olanların o dönemdeki başkan kimse onun tarafına atanması zannedersem önümüzdeki dönemlerde Trump 2 tane yüksek yargıcı atayabilir 9'u tamamlamak için. Bunlar bile en yüksek mahkemedir. Bunlar bile başa geçtiği zaman ya
şu Obama da bizi seçmişti, Bush da bizi seçmişti ya da Trump da bizi seçmişti. Bunlara bir göbek bağımız var, bir gönül bağımız var. Böyle de bir şey yapalım, yapmayalım diyemezler. Diyemezler. Yasama, meclis yani kongre, yürütme başkan, yargıda bildiğimiz yargı. Yasama yürütmeye karışamaz. Kesinsiz ki de yürütme de mesela başkan yasa teklifi veremez. Başkanın hiçbir sorumluluğu yoktur. Meclisi de feshedemez. Sadece Amerika'da mesela 320 milyon nüfuslu Amerika'da 15 tane bakanlık var. 15 bakanlık var. Bunların hepsi bizde de düşünülen hani meclis dışından insanlar gelsin. Amerika'da da öyledir. Meclis dışından insanlar gelir. Meclise karşı hiçbir sorumlulukları yoktur. Hiçbir milletvekilinden talimat almaz. Yani ya Ulaştırma Bakanlığı ya bizim de şu mahalleye bilmem ne lazım ya da şöyle bir köprü yapın geçmez. Burada da aynı şeye geliyorlar. İşte mecliste diyor ki ya biz nasıl kendi seçildiğimiz bölgeye bir hizmet götürebileceğiz şeyi. Neyse dönelim işimize. Şimdi böyle kesin çizgiler olduğu için yani bu, bir başkanın kalkıp bir gazeteciye vatan haini sus şu bu yani böyle bir şey yok mantıkta. Böyle bir şey yok yani kültürlerinde yok böyle bir şey. Ne enteresan yani. Neye göre vatan haini diyecek? İşte vatan haini bizde şu. Yani hükümeti eleştiriyorsan, özellikle sarayı eleştiriyorsan işte ya hainsin. Yani en iyi şey de milletinden yana değilsin, devletinden yana değilsin. Teröristlerle işbirliği yapıyorsun falan olarak algılıyor. Yok. Yani bunun bir açıklaması yok. Yani böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey olamadığı için de gazeteci ölçüsü dahilinde sorulması gerektiği şekilde sorusunu sorar. Muhatabı Trump gibi kızar. Sen sus yalancı gazeteci. Sen bir gelir bir başkasına söz verir. Ama o da haberdir. Trump'ın reddettiği, yalancı dediği, itiraz ettiği gazetelerde yer. Yani çünkü gazete zaten sorduğu sorunun büyük bir ihtimalle cevabını da biliyordur. Ama onu yetkili ağızdan duymak istediği için o da sana cevap vermiyorum siz yalancısınız dediği zaman o da zaten haberdir. Ama onun dışında başka bir şey olamaz. Başka sorunum hangi bölümündeydi yani gazete? Yok şimdi şuna gelelim o zaman. Yani Trump'a yani ben bunu biraz da tabii ironik olarak anlatmaya çalıştım da. 4 yılı hani, tamamlayabilir Türkiye, mi? Şimdi nasıl gider? Yani Trump gidebilir deniyor. Trump'ın ne bileyim işte FBI başkanını görevden alıyor ama mesela o arada Beyaz Saray sözcüsü istifa ediyor. İşte bir bakan atıyor, bakan kongreye böyle kılı kılına olan mesela nedir, o olay nedir? Trump vatana ihanetten gider. Demin dediniz ya vatana ihanetten. Şimdi geldik oraya. Vatana ihanetten gider. Nasıl gider? Şimdi Trump her gün mecliste konuşuluyor, kongrede konuşuluyor. Komisyonlarda konuşuluyor, kulislerde konuşuyor, kapı aralığında konuşuyor. Televizyon canlı yayın veriyor. Canlı yayın yapıyor. FBI başkanı, arkadaş sen niye istifa ettin? Trump ne dedi? Sen o dosyaları istedin de o ona verdi, vermediğiyle başlıyorlar saatlerce. Şimdi bu işin aslında nereye dayanıyor? Hillary nasıl kaybetti, Trump nasıl kazandı diye geliyor. O dönemde, hani geçelim iç siyaseti, orta sınıfı görmedi de şu oldu da bu oldu da bir patlama oldu. Buradaki en büyük şey hepinizin malumu olduğu gibi Amerikan seçimlerine Rusya'nın parmağı karıştığı konuşuluyor. Bunu da nereden anlıyoruz? Seçime Hillary birkaç puan öndeyken yani Hillary tam kazandı denirken bir hafta 10 gün önce FBI başkanının Hillary Clinton'ın e-maillerine el koyup soruşturma açtırma sürecini başlatmasıyla başladı. Herkes şaşkınlık yaşadı. Ne oldu? Şimdi 15 gün var. Niye bu başladı diye. Sonra araştırıldı ki bazı bilgiler
Rusya tarafından iç siyasete yönlendirilip işte FBI'nin soruşturma açmasına kadar geliyor ve bunun altında da bir dönem hala mesela Trump'ın Donald Trump Jr. yani oğlu, küçük oğlu, büyük oğlu ama junior olan damadı çeşitli dönemlerde Rus asıllı Amerika'daki avukatlarla çeşitli görüş alışverişi yaptıkları ortaya çıktı. Yetmedi. Bazı bakanlarının daha bakanlık koltuğuna oturmadan ya da ulusal güvenlik danışmanlarının Ruslarla görüş alışverişi yaptığı, bir takım belge bilgilerin gidip geldiği tartışılıyor, ortaya çıktı. Hatta Donald Trump'ın bile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la görüş alışverişinin yapıldığını, Trump itiraz etmedi. Evet yaptım dedi. Bu da benim hakkımdır dedi. Ama şimdi Kongre'nin impeachment dedikleri yani azil süresini başlatması için Temsilciler Meclisi'nden bir üyenin bir tane milletvekili Adalet Komisyonu'na gidip diyecek ki kardeşim ya biz bu adamın şu 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 yaptıklarını beğenmiyoruz. Ya şöyle 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 şeyler var. İddialar var. Bu Trump'ı yargı önüne çıkarmaya yeter mi yetmez mi? Adalet Komisyonu'na soracak. Hmm. Belgeleri bilgileri verecek. Komisyonda bakıp inceleyecek. Diyecek ki bundan bir şey çıkmaz. Koskoca Amerika Başkanlığı da rahatsız etme. Diyecek, dava açılmayacak. Ama ya bu iddialar gerçekten çok önemli. Çok şeyler, bu değer. Siz verin biz bir çalışalım. Çalışır. İş komisyondan, evet iddialar çok güçlü. Amerika'nın başkanına yargılama süreci açılabilir şeyi verdikten sonra bu Amerikan başkanını yargılamak için sizin biraz önce bahsettiğiniz gibi Kongre'nin iki kanadı var. Biri Temsilciler Meclisi milletvekiller, biri de senatörler. Buranın sayısı 435, buranın sayısı 100. 435 neye göre seçiliyor? Şehirlerin nüfus oranına göre seçiliyor bizdeki gibi. Eyaletlerden mi şehir, yani eyaletlerden geliyor değil mi? 50 eyalet. Eyaletlerden ama mesela Kaliforniya eyaletinin 55 tane milletvekili var. Ama o Kaliforniya'nın içindeki 15 tane büyük şehirden çıkmıştır o. Bizdeki Marmara bölgesi gibi düşünün yani. Marmara bölgesi gibi mesela İstanbul. Ya İstanbul'dan mesela 90 milletvekili çıkıyor. Evet. Yani orada da eyalet olarak. İstanbul'da tabii bir il olarak. Tabii. Yani, hani ne bileyim İstanbul belki tek şehir gibi. Ama mesela Bolu. Yani Bolu'nun bütün bir merkezi şimdi var. O senatörlerde olur. Ama mesela bizde tam örneğini veremeyiz. Çünkü biz eyalet sistemi değil bizde. Ama belki Marmara bölgesi, Doğu Anadolu bölgesi, Ege bölgesi falan vardır ya. Yani eyaletleri bir... Şimdi burada 50 eyalet deyince bizim il olarak bakarsak yani. Ne bileyim Kentucky eyalet mi? Evet. Kentucky eyaletinin 15 tane milletvekili mi var? 8 tane milletvekili yani. Var. Var. Ha, o işte evet. Yani bizdeki gibi yani sonuçta. Kaliforniya ama şehir değil. Eyalet demiyorum. Ha, yani Kaliforniya eyaletinin 55 milletvekili var. En düşük, nüfusun en az olduğu, yaşamın sıfır olduğu, çok az olduğu Alaska'nın sembolik de olsa bir milletvekili var. Yani en azından temsil edilsin diye. Dolayısıyla 435 kişi oradan geliyor. 50 eyaletin nüfus yoğunluğuna bakılmaksızın en kalabalıktan en düşüğüne kadar her eyaleti 2 senatör temsil ediyor. Yani şimdi şöyle bir garip bir durum mu çıkıyor mesela Alaska'nın bir tane milletvekili var ama iki tane senatörü evet, var öyle mi? 3 kişi temsil eder Alaska'yı. Çok enteresan. Evet kongrede 3 kişi temsil eder. Ve 100 buradan gelir. 435 de buradan gelir. 535. Amerika'daki bu sayı kaçtır? 538. Peki bu 3 kişi nereden geliyor? 435, 535. O da başkent Washington DC. O DC olan şey District of Columbia. Columbia'nın Columbia bölgesi. Orası özerktir.
kendisi eyalet değildir. Hiçbir eyaletin de sınırları içinde değildir. Orası başlı başına bir hükümet. O yüzden ya bu eyalet değil ama kendi kendine demem ne, 3 tane de oraya verirler her zaman. 3 milletvekili de oradan çıkar. Dolayısıyla sadece orada milletvekili olur. Çünkü eyalet olmadığı için şey veremiyor. Yani senatör veremiyor oraya. 50 eyaletin 100 senatörü, 50 eyaletin 435 milletvekili artı 3 de eyaletten gelen. Bu 538 kişinin, 538 kişi birleşince kongreyi oluştururlar. O beyaz kule, kubbemsi bir yer var ya, işte Capitol Hill dedikleri yer. Burada başkana dava açma sürecini temsilciler meclisi milletvekilleri başlatır. Başkanı yargılama görevi de senatörlerindir. Senatörlerden işte Adalet Komisyonu'ndan tecrübeli olanlar. Ha bu arada her ikisi bizde de konuşulan, Türkiye'de de konuşulan dar bölge seçim falan filan dediğimiz şey var ya. Bu Amerika'da yapılıyor. Milletvekili seçimleri her 2 yılda bir yapılıyor. Ama tamamı yapılmıyor galiba. Tamamı yapılıyor. Her 2 yılda bir 435 milletvekili tamamı yenileniyor. 435. Her 2 yılda bir 100 kişinin 1/3 yenileniyor senatörlerin. Yani senatörlerin tamamı, senatörler 6 yıllığına seçilir. Milletvekilleri 2 yıllığına seçilir. Senatörlerin 1/3 her yıl şey olduğu için tam bunun da yani 33 tanesi falan değişir her 2 yılda bir. Peki niye? Çünkü kongreyi tecrübesiz bırakmayalım. 66 tane tecrübeli kalsın. Ha, o 33'ten tecrübelilerden yine kazanan olup da gelen olursa tamam da kazanmadır. Yenileri gelince sudan çıkmış balık gibi ne yapacağını bilmez halde olmasın. Enteresan. Evet. Evet. Dolayısıyla milletvekillerinin tamamı değişir 2 yılda bir. O yüzden seçildikleri bölgede mesela İstanbul diyelim 1. bölgede seçilmiş adam orada her an açık, içinde çalışanı olan, maaşlı çalışanı olan, çayı kahvesi, faks makinesi, fotokopisi olan, broşürü şusu busu, hem sekreteri hem halkın derdine, sorunlarına cevap verebilecek bir memuru vardır. Ve her hafta o milletvekili o seçim bölgesinde iki sene boyunca o seçim bölgesini turlamak zorundadır. Her hafta oradadır. Bizim hafta sonlarına geliyor milletvekilleri neye geldiğini belli. Her hafta oradadır çünkü kendilerini seçecek olan halkın ya sen neredesin 2 senede bir gelip el sıkıp kayboluyorsun yok. Varsa bir sorun onu kongreye taşıyıp halledilme yoluna gitmek için oradadır ve kendi seçimini garanti altına almak için oradadır. Bunlar 2 yılda bir değişir. Senatörler 1/3 değişir. 6 senede bitiyor tamamı. En önemlisi bu mesela Türkiye'de tartışma yaratabilir. Çünkü doğru dürüst kullanamayacağımız için tartışma yaratır. Amerikan devleti her senatöre ve her milletvekiline yılda 1,5-2 milyon dolar bütçe verir. Maaşı bak bütçe verir. Bu ne demektir? Bu bütçenin içinde kongredeki oda var ya milletvekilinin odası, senatörün odası, çalışma arkadaşlarının odası. Bunların kirasını oradan verir. Bedava oturmazlar orada. Sana al kardeşim milletvekili 1,5, senatör 2 milyon. Bunun karşılığında sen elektriğini, suyunu, gazını, tuzunu, oda kirasını, önünün arkanı ve kendi personelinin maaşını vereceksin. O yüzden her milletvekilinin ve her senatörün en az 15-20 kişilik kadrosu vardır. Kendi kadrosu. Bunun maaşını o bütçeden verir. Ama bunu yaparken bu benim yeğenim gelsin, halamın oğlu gelsin, onun torpili gelsin yaparsa kendi kendine... Yani seçilemez bir daha. Yok çünkü neden? Adamın mesela dünyadaki önemli gelişmeler nedir? Enerji, terör, ekonomi, çevre, hava kirliliği, ne bileyim artık konu neyse o konudaki en uzman,
milletvekilinin ve senatörün yanında çalışanların her birinin en az master, %80'in doktora derecesi var konusunda. Ve ona göre istersen o bütçeyi 5 kişi bana yeterdi. 5 kişiye 10'ar 15'er bin dolar maaş ver. İster ya 5 kişi yetmez, 20 kişiye 3'er bin dolar maaş ver şeyine göre. Ve bunların başında bir tane şefleri vardır. Adam bir yere milletvekili ya da senatör çevre konusunda bir yere gidecekse, enerji konusunda bir yere toplantıya gidecekse, konuşmaya gidecekse, o bir hafta 10 gün önceden o uzman ve kadrosu tarafından hazırlanır, hap haline getirilir, 3-5 sayfa özetle patronun önüne konur. Adam gittiği zaman ya burada ne oluyor demez. Çok bilgiç bir şekilde gider. Bilgili bir şekilde gider. Bilerek, terörü gider. Türkiye'nin 81 vilayeti vardır. Allah Allah, şaşırırsın ya. Bu adam nereden biliyor Türkiye'nin 81 ili var? Ya da falan günde işte halılar ucuzlamış. Yani böyle detaya girecek şekilde bilgiler verir. Şaşırırsın. Hoşuna gider. Karşı tarafı cezbeder. Ya çok bilgili adam. Hayır. O çalışan ekibi onu verir ona. Şimdi sorarım, böyle bir şey Türkiye'de olur mu? Yani, herkes dayısını, amcasını yani tabii liyakata ya da bilgiye çok önem verilmediği için, yani bunu yapacak milletvekili sayısı bana göre çok azdır. Gerisi dediğin gibi, yani hemen işte sekreterim iki tane olsun, çift şoförüm olsun, oraya harcanır. Ha, şoför yani. Amerika, gidin Beyaz Saray'ın önüne, Kongre'nin önüne, teröre rağmen bir adam görürsünüz. Eğer konuyla ilgili değilseniz, ya ben bu adamı bir yerden çıkaracağım falan filan. Kimdir, neyin nesidir? Acaba film yıldızı mıdır? Şu artist midir? Şudur mudur diye merak edersiniz. O en önemli milletvekilidir. Sürekli televizyonda gördüğüm. Senatördür. İşi bitmiştir. Pardüsüsü kolunda, çantası elinde. Sarı taksiye dur demek için bekliyordur orada. Kimsenin öyle şoför olacak, arabası olacak. Çok önemli kişileri, mesela meclis başkanı falan. Onun dışında herkes sıradan vatandaştır. Herkesin evi senin benim gibi iki katlıdır orada. Bahçesi vardır. Öyle koruma zinciri olsun, duvar olsun, osu olsun, busu olsun. Yok. Abi bir tehlike, bir tehdit, bir şey varsa onun yeri ayrı bir şey. O başka bir şey. Yani. Dolayısıyla siz Washington'a gidin, sokakta ya ben bu adamı tanıyorum dediğiniz adam, iki saat önce televizyonda gördüğünüz adamdır. Ama çıkıp yürür. Ha, milletvekilleri, meclis başkanı dahil herkes yemekhaneye gider, eline tepsisini alır, o salatadan alayım, bu yemekten alayım. Kasaya da gider, kaç kuruş tuttu? 17 dolar. Buyur kardeş, 17 dolardır. Masasına gider, yemeğini yer. Sonra garson yoktur orada. Sonra da o yediği yemeklerin çöpünü belli uygun bir yere bırakır, atar gider. İşte milletvekili, senatör emrinde çalışan o 20 kişiden kimseye diyemez. Filmlerde görüyorsunuz. Adam gider kendi kahvesini doldurur. Gel. Evet, doğrudur. Kızım bana oradan iki kahve, üç tane de çay söyle. Yok. Sen onun zamanını, mesaisini kendi özel çıkarın için çalamazsın. Onun işi ayrıdır. Gider kahve istiyorsan, orada kahve yapılmıştır, gider kahveni alırsın. Böreğini, süreğini alır, çeker odana gidersin. Budur. Böyle bir düzenden sonra işte acil aşamasına gelirsek, senato kurulacak olan çok önemli insanlardan, adalet komisyonundan avukat geçmişi olan, yargıç geçmişi olan senatörler, onlar bunu işi bilenlerden başlarlar. Clinton'da gördüm ben bunu. Ben utandım, yoruldum. Neredeyse kalkıp imdat, her şeyi ben yaptım. Onu da ben öldürdüm. Bunu da ben kestim. Çünkü adamın 5 yaşındaki röntgen filmine, diş çekimine kadar soruyorlar. 5 yaşına iniyorlar. 3 yaşına iniyorlar. Yani tabiri caizse, hafızasına, insanın beline su alırlar. Ve 3'te 2 ikna edilirse
azli süreci başlar. O zaman da derler ki kardeşim, yine azledilen şey ülke olmayalım, sen istifa ettir. Yoruldum de, sağlığım el vermiyor de falan filan. Azli süreci de böyle olur. Trump için çok ciddi, özellikle Rusya konusunda, gerisi magazinsel olaylar, kavgalar, gürültü, onların ise Rusya bağlantılı çok ciddi suçlamalar üzerinde çalışıyorlar. Trump'ın destek veren, şu anda kongrede ve kongrenin tamamında, mecliste ve temsilci mecliste ve senatoda ağırlık cumhuriyetçilerdi, yani Trump'ın partisinde. 2024 yılına kadar da dengeler değişmeyecek. Cumhuriyetçilerin ağırlığı orada olacak. Bu demektir ki böyle bir normal zamanda kongrenin ağırlıklı olarak başkanın partisinden oluştuğu bazı şeyleri kolaylaştırır. Ama gördüğümüz, incelediğimiz, aldığımız bilgilere göre korkunç derecede cumhuriyetçiler desteğini çekmiş vaziyette. Kendi başkanlarından. Cumhuriyetçiler, çünkü yapılanlar, duydukları, araştırdıkları, gördükleri hiçbir şey onlara uymuyor. Çünkü burada nedir? Amerika seçimlerine bilinmesi gereken şudur. Hani bir dönem CHP İstanbul falan filan yaptı ya, ön seçim. Amerika'da yargıç dahil, belediye başkanı, vali, şu bu milletvekili, başkan, hepsi ön seçime girerler. Hiçbir parti sen bizim birinci sıra adaymışsın, sen ikinci sıra, beşinci sıra, yok. Kontenjan diye bir şey yok yani. Hani böyle başkan 5 kişiyi seçtirmek istiyor canım. Bunlar da hayır, çünkü orada yok. Parti adayı değil, parti adayı belirlemez. Aday partisini seçer. Ben kendimi atıyorum A partisine yakın görüyorsam, iki parti kazanır. Zaten koalisyon olmaz. Ya cumhuriyetçiler ya demokratlar. Ben milletvekili adayı olmak istiyorum. Adayı olmak istiyorum. Çünkü belki karşıma 9 kişi çıkacaktır. 9 kişi çıkacak, ben de olmak istiyorum diyecek. O zaman o partiden mesela son başkanlık seçimleri Hillary'nin iktidar olduğu için Obama, Hillary'nin karşısında 5 aday vardı demokratlardan. Trump'ın karşısında 11 tane aday vardı. Önce kendi cebine güveneceksin. Ben bu partiye yakınım diyorsun. Gidiyorsun, kaydını yaptırıyorsun. Ben başkan adayı olmak istiyorum diyorsun. Tamam, hoş geldin diyor. Başarılar diler diyor. Sana bir flama dahi, bayrak dahi vermiyorlar sallaman için. Yardım yok, o yok, destek yok, maddi manevi hiçbir destek yok. Önce kendi cebine güveneceksin. Yani Amerika'da zengin adam politika yapar. Cebine güveneceksin. En az ilk seçime başladık zaman en az 1,5-2 milyon dolar nakit olarak kendi cebine, en basit milletvekilden, iki dar bölgeden seçilen milletvekili 1,5-2 milyon dolar kendi parasını koyar. Ofis kiralar. Hele Amerika başkanlık olarak konuşalım. Başkan adayının, adayının en az mesela Trump 60 milyon dolar kendi parasını harcadı bu seçimlerde. 60 milyon Trump için bir şey değil. Ve seçim kampanyaları Hillary'ninki 650 milyon dolara denk geldi. Trump'ınki onun yarısı kadar. Çünkü önce sen her kilit eyalette, başkan olarak diyorum, her kilit eyalette ofis kiralayacaksın ve buraları, bütün Amerika'yı dolaşacaksın. Dolaşırken en az 50 kişilik kadron olacak. Saçını tarayan, kravatını düzelten, konuşacağın metni yazan, bekçin, polisin, koruman, devlet 2 tane koruma verir sana. Çünkü hangi adaya, 20 tane aday var. 2 koruma verir. Sen de kendi parana göre 20 tane. Sen özel koruma tut. Sekreterin, ocun bucun 40-50 kişiyi buluyor. Başkanın ekibi, başkan adayının, adayının ekibi ve bunların uçakla gidecekse yol paraları, otel masrafları, otobüste gidecekse ben ne, çay kahve, yeme, içme falan filan, bunların hepsi başkanın, adayın cebinden çıkacak. Ve onlara verecekleri maaş, bunların hiçbiri gönüllü yapmaz. Sen 3.000 dolar, sen 5.000 dolar, sen... Ya aday olana ama herhangi bir şey, devletten gelen bir yardım yok. Bir bayrak dahi vermezler. Bir bayrak dahi vermezler. Ondan sonra ben tamam örgütlendim, parti şeylerimi kurdum. Başlarsın şey toplamaya, bağış.
Bağış ne kadar olabiliyor ama? Yani mesela bağışın iki yolu var. Bir, hiç kimse al bu James Bond çantayı sonra bakarız yapamaz. Her şey şeffaftır. Alınan bağışlar tax deductible dedikleri vergiden muaftır. Yani siz iş adamı olarak bana bağış yapıyorsanız devletin önerdiği, yasaların önerdiği $2,500. $2,500 ben orada gösteririm. Can Atak'tan $2,500. Can Ataklı da yıl sonunda vergiden Kubilay Çelik'e $2,500 bağış yaptım der. Altında yapabilirsin yani. En yüksek odur. Ama bir de PAC, yani PAC Political Action Committee dedikleri, politik aksiyon hareket komitesi dedikleri bir sivil toplum örgütleri çıktı. Bunlar bir şekilde yasanın bazı boşluklarını delerek sınırsız paraları adaylara pompalama yoluna gidiyorlar. Bu etik olmasa bile şu anda kanunlar buna daha bir şey diyemiyor. Dolayısıyla toplanan para bellidir, harcanan para bellidir. Bu bile olsa çoğu adam mesela Çin'den, Malezya'dan, Endonezya'dan Clinton'a gelen bir sürü bağışlar kanunsuz bulunduğu için iade edildi. Yurt dışından gelen mesela bizde de şeydir yani yurt dışından para alamazsın. Hayır yurt dışından değil. O adamların mesela Clinton'ın olduğu Arkansas eyaletinde emlak işleri yapıyormuş. O para o kanalla bu tarafa dönüyor. Yani daha aklanarak legal vaziyete dönüyor. Kanuni vaziyete dönüyor. O bile sesime şaibe düşürme diye geri iade edildi. Tabii çünkü o paranın nereden geldiğini, o para nasıl oradan oraya gittiği herkese biliniyor. Amerika'da kurallar ülkesi olduğu için yani bunun kanunda yok ama bu ahlaksızlık sana yaptığın. Bu hep önüne çıkacaktır. Seçim döneminde öyle acımasız bir şeyler uygulanır ki karşılıklı çamur atmalar. Yani mesela Hillary'nin kadınları aşağıladığı, Monica skandalında kocasına niye destek verdi, kendini aşağı düşürdüğü, Hillary'nin lezbiyen olduğu, Hillary'nin kocasını aldattığı, maldattığı, buralara kadar iniyorlar. Öbürü Obama'nın Müslüman olduğunu, bilmem asıl adının Hüseyin olduğunu, Endonezya'da camilerde namaz kıldığını falan, al bak resim de burada vardır da, bir işte Obama'nın gay olduğunu yanında taşıdığı asistanıyla aslında o ilişkiyi yaşadı falan böyle rezaletler oluyor. Ama her şey ispatlanacak. Peki seçim bitince ne oluyor? Yani şimdi bunlarda ama ispat var mı şimdi? Yani bir takım ne bileyim işte Hillary Clinton için cinsel bir tercih iddiasında bulunuyorsun. Evet. Bunu kanıtlıyor musun yani? Kanıtlamıyorsun. Yani bunu yapanlar tabloid dediğimiz gazeteler. Her biri birisi National Enquirer, birisi Star mesela. Böyle tabloid dergiler. Ben bunların bir gün ofisine gitmiştim. Editorial kadrosundan çok avukat kadrosu var. Yani 200 kişi çalışıyorsa 400 tane avukat var. Çünkü bunların her birinin tirajı 650 bin. Bizim bir dönemdeki tabloid gazetelerini hatırlayın. 650 bin, 1 milyon. Tabii şimdi internet çıkınca biraz düştü o işler ama mesela özellikle Hollywood yıldızlarına falan çok çamur atarlar. Onlar dava açarlar. 50 milyon dolarlık dava. 50 bin dolara düşer o 50 milyonluk dava görüşerek. Çünkü adam kazanıyor. Ama sen o haberden 100 milyon dolar kazanmışsındır. Yani ben çünkü devamını merak ediyorum hep. Yani bu kadar laf söyledikten sonra adam geldi, oturdu. Başkan oldun. Şimdi bana kampanya sırasında bu kadar laflar etmiştin. Yok işte orada diyelim ki 10 aday buradan var, 10 aday buradan var ya bu partilerin. Hı. Gücü yeten, parası yeten her eyalette farklı ön seçimler olur. Bunların birine kakusus derler, birine primary derler. Yani tam Türkçesini anlatayım. Fenerbahçe'nin üyesisin, Fenerbahçe'nin taraftarısın. Üye, taraftar. Kaukasus, Iowa Kaukasus ilk oradan başlar seçim, ön seçimler. Iowa Kaukasus da sadece o eyalette A Partisi yani Demokrat ya Cumhuriyetçilere kaydını yaptıranlar oy verebilir.
Bir de New Hampshire, hemen peşine 3-5 gün sonra New Hampshire primary dedikleri, tüm taraflara açık. Ben Fenerbahçeliyim, ben Galatasaraylıyım. Kayıtlı üye değilim ama taraftarım. Onlara açık olan var. İşte bu iki eyalet, küçük de eyaletler. Amerika hala bunu tartışıyor ki oradaki beyaz yakalıların tüm Amerika'yı temsil etmiyor. Peki mavi yakalılar ne olacak? Orada görüyorsun ki 10 adaydan Canatak'ta öne çıktı, o zaman biz vazgeçelim diyorsun. Hemen ilk, çünkü ya boşu boşuna paralar gitmesin diyor. 3-5 kişi orada bırakıyor. 3 kişi de orada bırakıyor. Çok para gidip çok rezil olmayalım diye falan filan. Başa baş gidenler, 3 kişi buradan, 2 kişi buradan giderler. Ta ki bir yerde tamam derler, ben alırım. Orada Amerika'da bir de en enteresan şey, winner takes all dedikleri, kazanan hepsini alır diye bir yöntem vardır. Mesela diyelim ki İstanbul'da birinci bölgeden 37 tane aday var. Kadro var. Seçilecek yani. Seçilecek. Bunun 20'sini A partisi aldı, 8'ini B partisi, 4'ünü de C partisi aldı. Hayır, Amerika'da öyle bir şey yok. İki parti olduğu için kimin oyu fazlaysa orada 15 TL varsa winner hepsini alır. Ha, bu başkanlık seçiminde mi şeyde mi? Yani senato ve milletvekilinde de böyle mi? Milletvekili dar bölge olduğu için o da ön seçimle geldiğinden 10 tane aday çıkınca orada da eledim tek kaldım. O seçilir zaten. Ama başkanlık seçimlerinde tüm Amerika çapındasın. Kendi mahallende değilsin. Tüm Amerika çapındasın. Her eyalette en fazla oy alan oradaki bütün delege. Amerika başkanlığı halk seçmez. Delege seçer. Delegeler sonra. Evet. Delegeler işte o dediğimiz 55-37 dedik ya. Delege sayısını kim önde, yani fazla şey aldıysa o delegelerin tamamını o aday alır. Ondan sonra delegeler seçimler bittikten sonra kendi bölgesindeki seçim bürolarına gidip ben vekaleten bu oyları tutuyordum. Mesela 17 oy milletvekili devlet başkanı Can Atak'ta gidecek. Ona veriyor. Kurtuluyor o işten. Buradan 538'in bir fazlasını, yarıdan bir fazlasını alan, yani 270'i alan, 270'i alan Amerika çapındaki en fazla oyu alsa dahi delegeyi alamadığı için kaybeder. Nitekim son seçimde vatandaşın verdiği oy daha fazla. Aynen, değil mi? Evet, daha fazla. Tabii yani. Daha fazlaydı ama delegeyi alamadığı için Trump kazanıyor. Burada diyelim aday tek kaldı. Burada aday tek kaldı. Şimdiye kadar birbirine olmadık çirkeflikleri, çamurları atanlar başkası kanar. Ya yapmayın bunu falan, ayıptır mayıptır diyor. Kendi şeylerine, grubuna. Kazandıktan sonra da diyor ki ben diyor Hillary Clinton'ın emrindeyim, arkasındayım. 10 gün öncesini birbirini gırtlaklayanlar buradaki adayı, burada da Trump'a diyor ki Trump'a neler demediler, neler yapmadılar. Çünkü Trump bir de emlak kralı olarak tarihi boyunca 4 kere Amerika hükümetini kandıran adamdır. Hileli iflas yaptı. Bütün varlıklarını korumak için ne zaman başı sıkışsa ben bankruptcy dedikleri iflasımı veriyorum diyor. Kendi kanun çerçevesinde güvence altına alıp kendini toparladıktan sonra o borçları yayarak ödüyor. Trump emlak krallığı, yani iş adamlığı boyunca 4 kere hileli iflasını verdiği için bu da gündeme geldi. Hileli iflas yapıp Amerika'yı zor duruma sokan bir sahtekara ülkeyi nasıl teslim ederiz dediler. Ama ettiler. Ettiler. Burada bunu destekleyenler senin emrindeyiz dedi. Burada bunu destekleyenler senin emrindeyiz dedi. Sonra ikisi, mesela bu işler, seçimler Kasım ayının ikinci haftasının salı günü olur. Oraya da niye salı günü, niye Kasım dersen onu da anlatabilirim ama mesela buradaki seçimler bitmeden ön seçimler Haziran-Temmuz'da, seçim yılının Haziran-Temmuz'unda biter. Temmuz-Ağustos'ta
kurultaylar yapılır. Bizdeki kurultaylar gibi. Orada o aday hala parti sahiplenmemiş. Bakın Hillary Clinton'ı sahiplenmemiş, Trump'ı sahiplenmemiş. Oraya gelir Hillary Clinton der ki benim yardımcım, kendine bir de yardımcı, yardımcım da Kubilay Çelik'tir der. Tabii o daha önceden ayarlanmış, görüşülmüş. Delegeler alkışlar. Parti yönetimi evet biz de sizi başkan ve başkan yardımcısı adayı olarak destekliyoruz damgasını vurur. Büyük bir şaşayla, partiyle, balonlar, konfetiler falan filan. Partinin tek adayı olarak. Tek adayı olarak. Ön seçimler bitti. Temmuz'da Kasım ayına kadar ikisi Hacivat Karagöz gibi birbiriyle çatışmaya başlarlar. Ve o zaman parti adayını destekler. Çünkü yoksa burada 10 kişinin hangi birinizi destekleyeceğim? O zaman adayı destekler. O zaman eski ağır toplar Obama ortaya çıkar. Bill Clinton ortaya çıkar desteklemek için. Amerikalıların utandığı George Bush çıkmaz. Çünkü Amerika'yı Irak bataklığına sevk eden adam çıkmaz. Ve aday da zaten onun desteğini istemez ama hiç gölge etme başka insan istemem diye. Başlarlar karşılıklı atışmaya. Sonuç böyle olur. Evet, Amerika seçimleri. Şimdi şu az zamanımız var da şu Amerika Başkanlık Sistemi diye bu kitaptan da benim de çok dediğim gibi yararlandım. Mesela mesela sorular var burada da onlardan daha kolay olsun diye zamanımızı kullan. Mesela Amerika'da üçüncü bir parti seçimi kazanabilir mi? Hayır. Çünkü Amerika'da bizdeki gibi en az resmen kayıt olmuş 50 yakın parti var. Komünist Partisi bile var Amerika'da. Amerika'da Komünist Partisi var. Kanarya Severler Partisi var. Savaşma Seviş Partisi var. Var da var. Ama sistem öyle bir şey dedi ki yani kazanan hepsini alır diye. Sistem öyle bir hale gelmiş ki Amerika'da hiçbir zaman koalisyon olmaz. Ya demokratlar kazanır ya cumhuriyetçiler kazanır. Yani son bütün başkanlara bakın odur. Sadece bunu Clinton döneminde Ross Perot diye Texas'lı petrol milyarderi bir adam, böyle de kısa boylu bir adam. Bağımsız. Bağımsız aday oldu. Bizim bir dönem burada hani Cem Uzan'ın Genç Parti'yle yapmış olduğu hiç beklemedik bir başarı çıkışın aynısını o yaptı orada. Ve cebinden para harcadı bu. Müthiş paralar harcadı. Çünkü müthiş parası var zaten adamın. Ve %8'lere kadar bir oy kazandı. Bu bile büyük başarıydı ama zaten sadece orada kaldı. Adana Şanşöre. Yani iki parti var. İki parti. Ama şöyle bir tehlike var mı Amerika'da ya da ondan hiç korkmuyorlar mı? Yani bu çoğunlukla bütün eyalet milletvekillerini alabildiğine göre. Yani öyle bir yıl olabilir ki, öyle bir seçim olabilir ki birer oy farkla mesela hep A Partisi kazanır. Ve bir anda 438 milletvekili de aynı partiden. Ama çok güzel bir soru. Ne oluyor? Çok güzel nasıl bir soru. Önüne geçiyorlar? Onu nasıl önüne geçiyorlar? Amerika'da başkanlık seçimiyle senatör milletvekili seçimi aynı gün yapılmaz. Tamam ayrı da olsa. Ayrı da olsa. O zaman ben de partim de beni aday olarak göstermediği için benim partime bir göbek bağım yok, gönül bağım yok. Zaten Amerika'da mesela Trump cumhuriyetçilerin parti başkanı değildir. Hillary Clinton da Demokratların parti başkanı değildir. Parti başkanları orada semboliktir. Bizdeki gibi güçlü bir yapı yoktur. Gevşektir Amerika'daki parti sistemleri. Dolayısıyla mesela Amerikalı bilmez ki ya Demokrat Parti'nin başkanı kimdir? Bir araştırırsan bilmem Florida'da bilmem biri çıkar. Sadece o dükkanın sahibidir orada falan filan. Dolayısıyla böyle bir aday partiyi belirlediği için benim ne o partiye ne o parti başkanına ben partide sempatizanıyım ama o partiden bana bir bağış yok. O parti beni sıralamaya koymuyor. Gel sen bizim birinci sırada adayımız ol demediği için partiye, parti başkanına hiç kimseye gönül minnet bağı yoktur. Kendi partisinden bağımsız yani özgür iradesiyle seçilip senatoya ve milletvekili geçtiği zaman mesela cumhuriyetçiler işte çoğunlukta ama yarısından fazlası Trump'ı terk etti. O ayrı. Ben sadece teknik olarak diyorum ki yani tehlike bu sistemde olmaz. Çünkü yani burayla burayı düşünüyor. Diyor ki ya böyle bir şey ama bu benim mantığıma da ters, vicdanıma da ters diyor. Seçildiği halde partisinin
başkanına, kararlarına, gönderdiği yasalara, kararlarına karşı çıkan aynı partiden çok milletvekili ve senatör vardır. Hocam o tamam yani ama bir partiden bütün milletvekilleri seçilebilir gibi bir şey var. Onu bir şekilde demek ki olmayacağına çok inanmışlar. Olmaz. Olmaz. Mesela burada bir soru var. Çok az vaktimiz var ama benim dikkatimi çekti. Mesela diyor ki başkanın uçağına binmenin ücreti nedir diyor. Ne demek bu? Şimdi Air Force One başkan uçağı. Başkanın uçağı evet. Bu herkesin hayallerini süsler. Tamam. Ama bu başkanlık uçağına bizdeki gibi ben de yıllarda bindim çeşitli dönemlerde çeşitli yani Türkiye'de cumhurbaşkanlarının başbakanlarının hepsinin uçağına biz de davet üzerine bindik. Ama Amerika'da öyle bir şey yok. Amerika'da önce dedik ya Beyaz Saray'da Akreti'de olmuş atıyorum 150 tane gazeteci var. O gazetecilerden uçağın aldığı kadar kim gelmek istiyorsa o adını yazdırır. Başkan kimseyi falan yazışları müdürü filan genel yayın müdürü gazeteci Ahmet Ayşe sen de gel diyemez. Derse kendi ailesi dahil eğer karısı bir yere resmi davetli olarak davet edilmişse first lady olarak davet edilmişse o bütçeden gider. Ama ya kızım da kaynanam da dayım da Türkiye'yi çok merak ediyor falan filan derse onları uçağa alırsa onların parasını ödemek zorunda. Yani başkanın uçağına binen parasını öder. Gazeteciler de böyledir. Televizyoncular da böyledir. Yani onlar Beyaz Saray'ın önce Beyaz Saray'ın gazetecileri, televizyoncuları adını yazdırır. Ama o otellerde kalırlar. Başkanla hesap kitabı ortaya çıkar. Zaten bizim de zaman zaman katıldığımız bir seyahatlerde. Bizim gezilerde de biz parasını ödüyoruz. Parasını yani. Ödüyorduk. Diyorlar ama ki. Ama bir de davet ediyor. Mesela uçak parasını. Yok. Almıyor. Yok. Eskiden. Amerika'da öyle bedava. Yok. Ayrıca Amerika başkanları Beyaz Saray'da yediklerini içtiklerini de parasını ödüyor. Reagan döneminde çok oldu. Hatta kitabı Nancy Reagan'ın kitabına bir şey oldu. İlk birinci aylarında Beyaz Saray'ın birinci ayında akşam yemeğini yiyecekken Beyaz Saray'ın beyaz eldivenli garsonu yemek servisi yapmadan önce bir tane böyle beyaz fatura getir. Mr. President diyor falan. Adam Reagan da diyor ki bu nedir diyor. Diyor ki efendim bir aydır buradasınız ya yedikleriniz içtiklerinizin parası. Adam bakıyor ki ya ben başkanım burada Beyaz Saray böyle hayır diyor efendim diyor. Yani kira ödemiyorsunuz, elektrik su ödemiyorsunuz ama mesai saati dahilinde. Ama keyfinize bir parti yapıyorsanız, birilerini davet ediyorsanız onların yemeklerini cebinden ödemek zorundasınız. Kullandığın tuvalet kağıdı, diş macunu, deodorant onu bunu da ödeyeceksiniz. Reagan altını imzalıyor diyor ki muhasebeden alsınlar. Obama döneminde oldu. Vaktimiz var mı bilmiyorum. Hayır bitti. Peki. Açtık da ben tamam. Yani belki de yeri kestiler bilmiyorum tamam. Yani. Bu kadar. Evet. Yani. Değerli izleyiciler. Süreyi biraz fazla açmışız. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür. Dış politika uzmanı, gazeteci Kubilay Çelik'ti bugünkü konuğum. Ağırlıklı olarak işte Amerika'yı konuştuk. Bu haftayı burada bitiriyoruz. Pazartesi saat 11'de tekrar birlikte olmak üzere hepinize iyilikler, esenlikler diliyorum. Hoşça kalın. Halk Kitabevi yazı işlerini sundu.